Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına hepiniz hoş geldiniz. Bu Profesör Doktor Nesip Aktan'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. 20 milyon öğrenci, 30 milyon veli, 1,5 milyon öğretmen ve öğretim üyesiyle millet olarak öğretmenler bunu kutlamış bulunuyoruz. Ben de bu vesileyle öncelikle başta baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletimizi bugünlere taşımış olan öğretmenlerimizin tamamını rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ve şu an yurdumuzun dört bir köşesinde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin ve şu an aramızda bulunan siz öğretmen adaylarının da öğretmenler gününü ayrıca kutlamak istiyorum. Kıymetli misafirler, biz ilim insanlar olarak çeşitli yollarla bilgiye ulaşır. Bu bilgileri yine çeşitli yollarla ilgi duyan kesimlerle paylaşırız. Kitaplar olur, yayınlanmış makaleler olur, konferanslar olur vesaire. Önemli olan, hatta şunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Raflardaki kitaplarda yer alan, yayınlanmış binlerce makalede yer alan eğitime, öğretmenliğe, öğretime dair birçok orijinal fikir yer almakta. Bu fikirler orada olduğu sürece, orada kaldığı sürece hiçbir anlam ifade etmez. Ne zaman anlam kazanır? Onlara ulaşıp, o bilgileri özümseyip, bunları eğitim ortamına taşıyan öğretmenlerle bu bilgiler hayat bulur. Araştıran, soran, sorgulayan ve bu yolla bilgiye ulaşan, ulaştığı bu bilgiyi özümseyerek eğitim ortamlarına taşıyan ve ülkenin geleceğinde imzası olacak olan yeni nesillere bu bilgileri yaşatacak olan öğretmenin varlığının ne denli önemli olduğunu farkındayız. Bu anlamda, bu bağlamda eğitim fakültesi olarak ne büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bilgiyi hayatına uygulayan kişi erdemli kişidir. Bilgiye ulaşan, ulaşmış olduğu bilgiyi hayatına uygulayan kişi erdemli kişidir. Öğretmenliği sadece bir meslek olmanın ötesinde erdemli insan olma yolculuğu olarak algılayıp ve bu yönde eğitim faaliyetlerini yürüten ve yürütmekte olan öğretmenlerin varlığı ülkemizi eminim ki aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Bugün arkadaşlar bu saymış olduğum ara sahip bir öğretmenimize misafir ettiğimize inanıyorum. Ben de en az sizler kadar kendisini dinlemek için heyecanlı olduğumu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu amaçla çok fazla sözü uzatmayıp kendisine bırakmak istiyorum mikrofonu. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Kimler doğurdu seni doğuran ama bağlanıyor mu beş nişan yuvalandı damla keşke sevmez olaydım o sandığım canla. Sonra şekerlendi efendim açalım vay vay haydi efendim açılayım durum var ama bu sabah madan ben yandım eş eşim gelgel uğur uğurum gelgel can yoldaşım
Sezer Ortadağ'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bugün burada sizinle olmak, sizin gibi genç meslektaşlarımla ve çok deneyimli, çok başarılı akademisyen hocalarımla birlikte olmak benim için çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir onur. Beni buraya davet ettikleri için öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü güzel işler yapmak kadar bu güzel işleri başkalarıyla paylaşmak da ve duyurmasına yardımcı olmak da çok büyük bir erdemdir. O yüzden kendilerine gerçekten şu anda çok kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum. Kocaeli'de, Gebze'de şu anda çalışıyorum ve oradan sizlere kucak dolusu selamlar, kucak dolusu sevgiler getirdim arkadaşlar. Bugün burada ben size aslında bir başarı öyküsü anlatmayacağım. Ben size burada bugün bir mücadele öyküsü anlatacağım aslında arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki başarının içerisinde de mücadele ruhu mutlaka vardır ve olmalıdır da. Sizler için bugün daha farklı bir sunum hazırladım. Şunlardan, daha doğrusu minik notalarımızla beraber yaptığımız işte projelerden, yapmaya çalıştığımız çalışmalardan diyelim, hedeflerden, hepsinden size bahsetmeye çalışacağım sürem el verdiği sürece. Umarım sizler için de güzel ve keyif verici olur. Sizlerle birlikte paylaşımlarda bulunmak benim için de büyük bir mutluluk arkadaşlar. Görevimi aslında Mardin'de başladım 2005 yılında. Bir süre burada sözleşmeli olarak çalıştıktan sonra Bingöl ile Adaklı ilçesine tayinim çıktı arkadaşlar. Resimde gördüğünüz üzere okulumuz fiziki olarak oldukça malzemeye ihtiyacı olan, kendi kendine de yetemeyecek durumda olan bir okuldu. Çünkü 10 yıl terör nedeniyle kapalı kalmış bir okuldu. Okulu ben açtım gidip orada ve birçok malzeme eksiği vardı. Ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. Tabii o zamanlar şimdiki gibi sosyal medya yok. Yani ne Facebook var ne Instagram var. Yani akıllı telefonlar falan da piyasada yok. Hafta sonları ilçeye yürüyerek gidip geldiğim zamanlarda okulumuzun internet sitesini yaptım ve bu Bingöl ilinin ikinci okul internet sitesiydi. Ve burada okulun işte resimlerini yükledim, malzeme ihtiyacımız olduğunu falan söyledim. Bu motosikletin üzerinde gördüğünüz kişi benim arkadaşlar. Birkaç yıl sonra kendime bir motosiklet aldım ve bazı durumlarda ilçeye onunla gidip geliyordum. Dikkatinizi çeken bir şey varsa motorun tekerinde bir şeyler sarılıdır. O da kendi tasarımım, motor için çok fazla kayıp düşmeyeyim diye motorda giderken böyle bir nevi zincir vazifesi görüyor. Yalnız çok uzun ömürlü değil arkadaşlar. Her hafta yenilenmesi gerekiyor çünkü yolda gide gele yıpranıyor ve kopuyor. İlk önce şöyle bir şey yapalım dedik. Atandığım zaman, şimdi 5 sınıf bir arada ve tek öğretmenim. Genelde yaptığım şeyler olarak dedim ki çocuklar, İstiklal Marşı'nı hepimiz ezberlemesini istiyorum. Birlikte okuyalım, ezberleyelim falan. Hepsi başladılar okumaya, çalışmaya. Yaklaşık böyle bir ayda süre verdim bunlara. 10 kıtasını hepsi çalıştı, öğrendi. Sınıfta başladılar okumaya. O gün geldi. Tabii evdeki velilerimizden de dönükler geliyor. Diyorlar ki, hocam onlarla beraber biz de öğreniyoruz. Sürekli akşama kadar tekrar ediyorlar falan. Sonra o gün geldi arkadaşlar. Başladık İstiklal Marşı'nı okumaya. Herkes okuyor. İşlerinden bir tanesi hiç hatasız bir şekilde vurgusuna, tonlamasına dikkat ederek gayet akıcı bir şekilde okudu. Ben de ona dedim ki, normalde en baştan bunu konuşmadı. Dedim ki, oğlum sen çok güzel okudun, tebrik ediyorum seni. Ben sana bir hediye almak istiyorum. Ne almamı istersin? Tabii oraya atanalı daha dediğim gibi 2 ay falan olmuş, kış vakti atandığımda da. Sonra çocuk böyle kendini geri çekti. Dedi ki, öğretmenim yani bir şeye gerek yok. Dedim ki, lütfen ama bak hani başkası da olsa ben ona o hediyeyi alacaktım zaten. Lütfen bir şey iste, ben sana hediyem olsun. Benim sana hediyem olsun. Sonra yok öğretmenim zaten bu bizim kendi milli marşımız. Zaten öğrenmemiz gerekiyor yani hediye için değil filan. Ben biraz daha ısrar edince böyle boynunu eğdi ve dedi ki, öğretmenim sıcak bir mont olursa olabilir. Şimdi bu sıcak kelimesini duyunca benim içerim neredeyse böyle bir kaynar sular döküldü içerimden ve erimeye başladı resmen. Çünkü düşünsenize çocuk sizden normal bir mont istemiyor, sıcak bir mont istiyor. Yani üşüdüğünü belli etmeye çalışıyor aslında. Sonra ben çocukları dışarı çıkardım. Adı müdür yardımcısı odası olan ama yani o amaçla hiçbir zaman da kullanmaya fırsatımız olmayan bir odaya gittim. Çocukları dışarı çıkardıktan sonra kendi böyle ağlamaya başladım. Ne yapabiliriz ki? Çünkü o durumda olan çok çocuk var. Bir kişinin montunu ben kendim alıp sağlayabilirim ama
birçok kişinin ihtiyacı var filan. Derken işte okulun internet sitesini yaptım filan. Sonra bütün Türkiye'den yardımlar gelmeye başladı. İşte giyimden, kırtasiyeye, elektronik eşyadan, sağlık malzemesine kadar bir sürü malzeme okulumuza geldi arkadaşlar. Ve biz bu malzemeleri dağıttık. Artık çocuklarımızın kardeşleri, ablaları, abileri, ihtiyacı olan köydeki herkes bir malzeme, daha doğrusu birçok malzemeye kavuşmuş oldu. Güzel insanlar sağ olsunlar Türkiye'nin birçok yerinden bize yardım ettiler filan. Sonra işte okulumuzda bir tane bile kitap yoktu ben atandığım zaman. Bizim okulun haricinde arkadaşlar 4 tane köy okuluna da kütüphane kurduk. Bakın kitap yardımında bulunduk demiyorum, kütüphane kurduk. Çünkü o kadar iyi niyetli, o kadar güzel insanlarımız var ki hepsi bize ulaştılar ve bir şekilde gönüllerindekini bize gönderdiler. Sonrasında bizde olan malzemelerden diğer okullara yardım yaptık falan derken yani oradaki ortamı elimizden geldiğince güzelleştirmeye çalıştık. Daha sonra tabii ben hayatım boyunca sürekli müzikle, sanatla iç içe olmaya çalışan bir insan oldum. Çocukluğumdan beri bununla uğraştım ve bu müzik aşkımı da, sevgimi de yeri geldiğince öğrencilerimle paylaşmaya çalıştım. Şimdi çalıştığım ilçe çok küçük bir ilçeydi arkadaşlar. Sırtımda böyle enstrümanla gezen hiç kimse yoktu ben gidene kadar. Ben görmedim daha doğrusu. Sırtınızda bir bağlamayla sokaktan geçerken insanlar size bakıyor. Aa işte sırtımda bir şey var, ne acaba falan hani. Öyle bir tarzdalar. Sonra derste çalarken filan dedik ya biz bunları öğrencilere de öğretelim. Hem öğrencilere hem de velilere bir kurs açalım dedik. Enstrüman kursu hem velilerimize hem işte öğrencilerimize. Yalnız arkadaşlar bu kursun açılmasının çok ilginç bir hikayesi var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İlçemiz çok küçük olduğu için ilçemizde bir enstrüman mağazası bulunmuyor. Yani gidip de enstrüman almak için bir yer yok. Şimdi herkes çok heyecanlandı. Bir bağlama kursu açılacak deyince ilçede böyle bir hareketlilik oldu. Çocuklar paralarını biriktiriyor. Kimisiye gidip diğer başka yerlerden borç alıyor falan. Paraları da bana teslim ettiler. Dediler ki hocam siz Bingöl'e gidin. Bize bağlama alın, işte keman alın, enstrüman alın bize. İlçemiz dedim ya çok küçük diye. Yani bir enstrüman mağazasını bırakın arkadaşlar. Bir eczane bile bulunmuyor. Yani sağlık ocağına gittiğiniz zaman doktorun size verdiği reçeteyi ilçenin bakkalına veriyordunuz. Bakkal yan ilçenin eczacısına faks çekiyordu ve ertesi sabah ilçenin arabasıyla ilaçlarınız size geliyordu. Yalnız burada tabii faksla gitti gelmedi problemleri, okundu okunmadı problemleri, yanlış ilaç gelme problemi, yani grip olmuşsunuz psikolojik ilaçlar geliyor filan. Yani çok sıkıntılı bir durumdu yani. Derken ben Bingöl merkeze doğru yola koyuldum arkadaşlar. Gittim bir heyecanla bağlamalar seçiyorum. Bir bakıyorum en ufacık bir yerinde bir şey var. Hayır diyorum bunu alamam. Öğrenciler hani en iyisini hak ediyor. Hepsini seçtim. Bağlamaları arabaya yükledim arkadaşlar. Ve çıktım yola. Bir kış vakti. Yolda gidiyorum. O bölgeyi bilenler varsa yollar çok sıkıntılıdır. Böyle dağların eteklerinden, uçurumun kenarlarından geçer. Bahsettiğim yıllarda 2007 ve 2008 olduğunu düşünürsek birazcık daha şimdikinden biraz daha sıkıntılıdır mutlaka. Çıktım yola. Çok da eski de bir arabayla yola koydum arkadaşlar. Yanımda da bir telefonum var. Arabanın emniyet kemeri çalışmıyor. Birinden emanet aldık aslında onu da. Emniyet kemeri çalışmıyor. Teybi falan da çalışmadığı için telefonumdan da bir müzik açtım. Yan koltuğa koydum. O çalıyor orada. Ben de gidiyorum. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım çünkü çocuklar aylardır bugünü bekliyor. Bağlama kursu açılacak diye. Derken arkadaşlar alacakaranlık çöktü. Böyle akşam üzeri oldu. Birden karşıma çok keskin bir viraj çıktı. Viraj uyarısı da yok. Sonra orada ben kontrolü kaybettim. Sonradan anlaşıldığına göre arabanın rotu tekeri bir çukura giriyor ve orada rotu kırılıyor. Ben kontrolü kaybettim ve yıldızlarla göz göze geldim. Sonra saymaya başladım. 1, 2, 3, 4. Tam dördüncü taklada uçurumun dibinde bir kayanın üzerinde durdu araba. Takla atarken enstrümanlar bir yandan bana çarpıyor, bir yandan kırılan camlardan dışarı fırlıyordu arkadaşlar. Ben de direksiyona sımsıkı yapışmış bir vaziyette kendimi korumaya çalışıyorum. Sonra araba durdu. Sonra kendi kendime dedim ki, ölmemişim ben. Yani ölmedim. Emin de olamıyorum. Aslında öldüm, ölmedim mi? Yüzümün gözümün kanlarını sildim elimde. Yani olayın şokundayım hala. Dışarı çıkmam gerekiyor.
Arabadan dışarı çıktım. Ön cam tamamen kırıldığı için her tarafım camlarla kaplı. Her tarafım ezik, bazı yerlerim kırık. Dışarı çıktım ama aklımda hep şu soru var. Ben şimdi öğrencilere ne diyeceğim? Bağlamaların hepsi mi kırıldı acaba? Sürekli bunu düşünüyorum. Bir yerden de ses geliyor, müzik sesi. Hani telefonumu açıp yan koltuğa bırakmıştım ya. O telefon karların arasına düşmüş. Bir şey olmamış ona. Müzik çalmaya devam ediyor. Şöyle diyor müzikte, hiç unutmuyorum. Diyor ki, gitme, gitme, gitme kal bu şehirde. Gitme, gitme, yazık olur bize. Böyle diyor müzik. Sesi takip ettim, telefonu buldum. Bu sefer de çekmiyorum. Şunumun dibindeyim çünkü. Yukarı tırmanmam gerekiyor. Tırmanırken yolda düşen bağlamaların, enstrümanların hepsini bir yandan da yükleniyorum arkadaşlar. Uçurumdan yaklaşık 50-60 metre yukarıya kadar tırmandım. Tırmandım dedimse lafın gerisi, yani süründüm. Çıkmak için. Hiç dermanım kalmamıştı yukarı çıktığımda. En son aradım ev arkadaşım. Dedim ki ben kaza yaptım, şu anda nerede olduğumu da bilmiyorum. Sonra ben oraya bayılmışım arkadaşlar. Beni bulduklarında yolun böyle kenarında baygın bir vaziyette yatıyorum ve etrafımda bağlamalar dizili. Gözümü açtım, ambulanstayım. Ama ambulans nasıl hızlı gidiyor? Böyle zıplaya zıplaya, yani belim ağrımıyordu, belim ağrıdı yani ambulansta gittikten sonra. Zıplaya zıplaya gidiyor. Karşımda ev arkadaşımdan ilk sorduğum soru şu. Ağzım yüzüm sarılı böyle. Dedim ki ya bağlamaların hepsi mi kırılmış? Dedi bana bir kızdı. Dedi ki ya dedi, bırak artık bu müzik işlerini dedi. Ne geldiyse başına hep bu müzikten geldi zaten. Bırak çalmasın kimse. Sana mı düştü insanlara müzik öğretmek? Canından oluyordun, daha bağlamayı düşünüyorsun falan filan. Ya aslında benim o kadar hani çok üzülmeme neden olan şey bağlamaların kırılmış olması değil. Çocukların umutlarının kırılmış olması. Çünkü aylardır bugünü bekliyorlar. Neyse arkadaşlar, hastanede bir süre tedavi gördüm. Tabii çıktım hastaneden ama bir şeyler yolunda değil. Ne olduğunu bulamıyorum ama yani bir şey eksik, bir boşluk var. Hayatımda bir boşluk, ne olduğunu bulamıyorum, kestiremiyorum. Anneme babama da haber vermedim üzülürler diye. Yani hiç kimsenin de haberi yok. Sadece ilçedeki arkadaşlarımın haberi var. Onlara da çok tembih ettim, lütfen aileme kimse bir şey söylemesin diye. Sonra arkadaşlar ben fark ettim ki geçmişe yönelik, özellikle ilkokul yıllarıma yönelik, ortaokul yıllarıma yönelik hiçbir anımı, arkadaşımı, hiçbir şeyimi hatırlamıyorum. Yani hafıza kaybı yaşıyorum. Doktorlara gidiyorum, diyorlar ki hocam zaman içerisinde gelebilir, gelmeyebilir. Yani çok ümitli olmayın. Çünkü bu yani beyinle alakalı bir şey. Bir şey diyemiyoruz yani diyorlar. Ama üzülmeyin diyorlar. Bir yandan da bana takılıyorlar. Diyorlar ki hocam notaları unutmadın ya, gerisi sorun değil diyorlar. Ama ben çok üzülüyorum. Çünkü hani düşünün, bir cüzdanınızı kaybedersiniz. İçinde ne olduğunu bilir, ne kaybettiğinizi bilirsiniz. Yani ehliyetim vardı, yenisini alayım. İşte nüfus cüzdanım vardı, yenisini alayım falan. Ama hafızanızı kaybedince içinde ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Yani sorun burada. Yıllar geçti tabii ki de. Hala da hatırlamadığım birçok şey var arkadaşlar. Bunlar ilkokuldaki arkadaşlarımla böyle karşılaşınca onlara diyorum ki ya lütfen bana bir şeyler anlatın. Benim içinde olduğum bir şeyler olsun. Hatırlamaya çalışıyorum. Memlekete gittiğim zaman hep günün tavan arasında geçiyor. Eski eşyaları karıştırmakla geçiyor. Belki bir şeyler daha hatırlarım diye. Neticede gecikmeli de olsa o bağlama kursunu açtık arkadaşlar. Ve bu ilçe tarihinde açılmış ilk bağlama ve keman kursuydu. Ve o kursta o kadar güzel ilgi oldu ki öğrencilerimiz çok güzel öğrendiler. Yani daire amirlerimize varana kadar öğrencilerimiz oldu. Ve 2010 yılına geldiğimde benim Kocaeli Çayırova'ya tayinim çıktı. Her zaman derslerimde yaptığım gibi çocuklara böyle enstrüman getirip çalıyordum arada. Onlara şarkılar söylüyordum. Onlar da böyle hayran kalmış bir vaziyette beni izliyorlardı filan. Bir gün işlerinden birisi dedi ki arkadaşlar, öğretmenim biliyor musunuz? Benim en büyük hayalim bir gitar çalabilmek. Ama bunu yapmak için annem yeterli bütçemizin olmadığını söylüyor. Şimdi ben bu cümleyi duyunca böyle kendimde bir sorumluluk hissettim. Düşünsenize, benim her gün sıradan olarak yaptığım bir eylem, gitar çalmak, bir öğrencimin hayali ve bu hayalini en büyük hayali sınıfına koymuş. Bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm, dedim ki ve bu soru bir sonraki eğitim döneminde benim eğitim felsefemin temelini oluşturdu arkadaşlar. Dedim ki size de öğretmemi ister misiniz çocuklar? Hepsi bir ağızdan ne demiş olabilir? Ne demiş olabilir? Daha kuvvetli. Evet. Evet dediler hepsi beraber. Ve başladık öğrenmeye.
Dedim ki peki çok çalışmaya söz veriyor musunuz? Elbette veriyoruz öğretmenim dediler. Sonra biz başladık çalışmaya. İki ay sonra bir 23 Nisan gününde okulda ilk konserimizi verdik. Tabii çalışırken arkadaşlar yani ilk defa kendi sınıfıma ve bu kadar küçük yaşta bir gruba öğrettiğim için ben de heyecanlıyım. Acaba yani öğrenebilirler mi? O endişeyi yaşıyorum. Şu aşağıdaki resimde gördüğünüz fotoğraf, fotoğraf çektirmek için dizilmiş bir şey değildir arkadaşlar. Normalde okulumuzda çalışacak bir yer olmadığı için Kazan Dairesi'nde çalışıyorduk, bulduğumuz her yerde çalışıyorduk. O gün dışarıda çalışıyorduk. Yani bir yer yoktu çünkü bütün sınıflar doluydu, konferans salonu falan da yoktu bizim okulumuzda. Ve biz bunu çalışırken yanıma bir öğretmen arkadaşımız geldi ve dedi ki hocam dedi, yani kusura bakmayın ama siz boşuna yemek harcıyorsunuz. Yani bu çocuklar gitar çalmayı değil, tutmayı bile beceremez. Ben de dedim ki hocam kusura bakmayın ama siz de boşuna nefes harcıyorsunuz. Çünkü bu çocuklar küçük olabilir ama hayalleri çok büyük. Bırakın peşinden gitsinler. Bırakalım onları da yani kendi yolunu kendileri çizsin dedi. Neticede öyle oldu. Ve grubumuzda birçok, daha doğrusu bütün öğrencilerimiz enstrüman öğrendi ve bu şekilde devam ettik. Bunlara ben minik notaların birinci kuşağı diyorum arkadaşlar. Her 4 yılda bir mezun ettiğim grup gidiyor, bir kuşak, ikinci kuşak geliyor. Şu an 3. kuşaktayız. Evet, onlar gidince minik notaların ikinci kuşağı geldi. Tabii ikinci kuşakta birazcık daha böyle deneyimliyiz. Başladık çalışmaya. Grubumuza yeni enstrümanlar ekledik. İşte org girdi içerisine, vurmalı çalgılar girdi filan. Bir sürü enstrüman ekledik. Birçok sahnede, platformda görev aldık arkadaşlar. Bir gün dediler ki öğretmenim, ya bize org öğretsenize. Dedim ki çocuklar ben org bilmiyorum yani, çok az biliyorum. Dediler ki öğretmenim, bir tane alalım, birlikte öğreniriz dedim. Bir tane mütevazı bir org aldık arkadaşlar. Sonra başladık öğrenmeye, bir tane de kitap aldık. Benimle beraber 3 kişi org öğrendi. Ama o öğrenen 3 kişi, arkadaşlarından 20 kişiye daha org öğrendi. Aslında benim yapmak istediğim şey buydu. Onlara öğrenmeyi öğretmek. Ve onlarla beraber birçok sahnede görev aldık. Yani Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.